Vallahi üzülüyorum yani şimdi. Üzülmeyin ya. Onlar da gerçekleri ya, piyasanın gerçeği. TRT'nin kapısına yanaşamayan kimseler. Şimdi TRT onları böyle büyük bir şevkle, büyük bir hayranlıkla. Biz o kapıyı araladık inşallah. Ya bir TRT mensubu olarak ben üzülüyorum ama ne yapayım, devir değişti. Hani ne derler, her zaman bir aşkın devranıdır. Devran şimdi onların ama yani yüreği olanlar bizimle beraber. Biz güzel şeyler yapacağız inşallah. O kadar karamsar değilim ben Yaşar abi. Yok canım, niye karamsar? Bak geliyor mesela bir tane arkadan. Biz hadi evlen, bazen soruyorlar bize. Ya Türk sanat müziği işte bitti de bitecek de bilmem ne. Ya Türk, ben konservatuvara girdiğim seneden beri bitti diyorlar Türk ama biten bir şey. Türk insanı biterse o zaman Türk sanat müziği de biter. Aynen yani. Öyle. O zaman Dede Efendi'yi 21. yüzyıla taşıyan çok önemli bir bestekarın bir şarkısı bence. Saadettin Kaynak. Çok önemli bir bestekar. Saadettin Kaynak'tan bir şarkı okuyabilir miyim? Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine. İnlerim şimdi uzaklarda solan bir gün gibi. Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine. İnlerim şimdi uzaklardan sola. Thank you.
Mecnun'a döndürdü beni. Dertliyim, dertliyim yürekle. Dabalam dabalam ses bu? Dört ses alırsan sen bu. Beş sese gel evladım. Sesinize geldim. Hoş geldiniz desenize. Almaya geldi kalamış.
Haydi beraber şimdi. Emrettin güzelim, istedin şarkıyı emret. Sen çıkmıyor.
bir tatlı huzur almaya gelip sanını kaçırdınız ya. Ne güzel bir ses bastınız orada. Kalamış. Yapamayacağım. Çok güzel bir armoni oldu orada değil mi? Nasıl oldu beraber düetimiz? Yani... Bir ara Yaşar Özelleştin ama. Efendim? Bir ara Yaşar Özelleştin ama. Şimdi tabii. Peslere inince ister istemez Yaşar abi gibi oluyorsun. Çünkü o direkt... O, çekiyor. Yani pes... Aslında peslere inmek de tizlere çıkmaktan bence daha zor. Pes seslerde... Pes seslerde... İnsanın pes sesini kaybetmesi trilleri, daha kolaymış değil mi hocam? Trilleri yapmak çok zor. Yani... Yoksa düz olarak çıkarırsın pes sesi. Çalışırsam yaparım belki. Çıkardıkları gibi, Öküz Ahmet Paşa gibi böyle çıkardılar. Mö. Nasıl? Mö gibi mi oluyor? Çok pese de inmek sakat vallahi ya. Cihan 25 metre gibi yani vallahi ya, o kadar karanlık görünüyor. Şimdi Yaşar abi bir şey dikkat ettin mi? Eğer ki sevgili dinleyenlerim bilirler zaten. Yani insanlarımızın bu hep böyle herhalde eskiden beri hep dik sesler, tiz seslere çok meyil var ve bağıran öyle, bağırıyor evet, yani. Evet, bağıranlara. Ben bağırmadım ama şimdi. Kalın ses. Bakın şimdi ağrıma gitti valla. Yani kalın sesin yaşaması biraz zor oluyordu. Tabii zor. Çok zor. Ben bilmiyorum ama şimdi bende ses olarak tenor partisyonlarını da okuyorum. Yani zorlarsam okuyorum. Eskiden okuyordum. Şimdi bilemiyorum. Ama yine okudunuz. O evet. En sondaki bastığınız armoni çok güzeldi. Bariton parçalarını da, o partisyonlarını da okuyoruz. Yani ses olarak, müsat olarak 3 oktava yakın. 3 oktava. Konuşurken 4 ses mi konuşuyorsunuz, 5 ses mi? O yerine göre değişiyor. Çok güzel ya. Eğer çok... Ama Yaşar abinin en sevdiğim yanı da gerçekten mizah yönü çok güçlü. Yani çok çok seviyorum. Onun mizah anlayışını çok seviyorum. Yoksa normalde mümkün değil yani böyle... Tabii. Şakaları. Yaşar abi o tarihlerde taklitlerinizi yaparlardı. Hani komedyenler kızar mıydınız? Yok ben ama şimdi Hakan de, kızdırmaya şimdi çalışıyor. De yapıyorlar. Vallahi yok merak ettiğim için soruyorum. Sen taklit edenler oluyor ama yani demin söyledim ya kalın ses imajı var. Yaşar Özel deyince yani böyle kalın ya bir ses. Siyah beyaz televizyonlar zamanı. O dönem kalın ses mi makbuldü ince değil, mi makbuldü? Yani mühim olan o farzet sesleri kullanabilme. İşte yani o kalınlık içerisinde inceliği sergileyebiliyorsan. İşte onu çok iyi beceriyorsunuz. Oo, çok ustasınız miyim, hocam ustasın. Canım vallahi canım. Ustasın. Alkışlıyoruz Yaşar abi. O zaman. Bak, Yaşar çok Özel o siyah beyaz televizyonlar zamanı çıkıp da işte başlarda ağlar gezerim sahili falan böyle ağır ağır böyle ailemizin sanatçısı gibi böyle yani acayip bir etkisi vardı. Hakikaten değil mi yanlış mı söylüyorum böyle televizyona çıktığı zaman ağır ağır ve işin zor zamanı o zamanlar klip yok böyle hani hareketli bir şey yapsınlar. Yaşar abi zor olmuyor muydu böyle çıkıyorsun bir tane çiçek bir tane dekor önünde siyah beyaz televizyonda şarkıyı icra etmeye çalışıyorsun TRT'de o zaman. Şimdiki hareketli klipler var ya şimdi öyle bir şeyiniz yok. Yani mimiklerinizle klip yapıyordunuz zor olmuyor muydu o zaman? TRT'de tabii oradaki bir disiplin olayı var tabii. Yani her şeyi yapamıyorsunuz. Hatta bizim başladığımız zamanlar canlı neşriyatlar vardı. Biz de boykot ediniz mi öyle yapmalardan? Canlı neşriyatlar ben ona katıldım biliyorum. Çok zordu yani. Canlı canlı giriyorsun yani. Canlı parçalar, canlı okuyorsun. En az 6-7 parça şey yapıyorsunuz. Teşrev başlıyor stüdyoda. Değil mi?
Özellikle İstanbul Radyosu'nda hiç görev yaptınız mı? İstanbul'da çok az. Genel olarak hep Ankara'daydınız. Ankara'daydınız. İstanbul Radyosu'na geldiğimde tabii ben İstanbul'daydım. Zaten gelişimin sebebi o. Yani devamlı İstanbul'dayım. Baktım olmuyor. En sonunda tayinimi İstanbul Radyosu'na aldım. Kaç senesiydi? Yani 70. 70'ten 80'e kadar. Ondan sonra da zaten ayrılmak mecburiyetin. Yani gazinolara şey geçince radyoyu bırakmak zorunda kalıyorlar. Dışarıda çalıştığımız Yaşar için abi, Yaşar abi. Şey yapmadılar. Razı bir şey soracak sana. Bekir'e dikkat ettin mi? Şimdi 70'ler zamanı, o gazinoların cafcaflı zamanında Bekir gazinolarda çalışıyor olsaydı. Evet. Filmciler bu adamı kapar mıydı, kapmaz mıydı? Evet, vallahi. Hayır, olamaz falan direkt. Yaşar abi, yapamazdım herhalde ya. Bekir, siz şimdi kaç gene, film yaptınız? Kaç hakikaten film yaptınız? Ben çok, yani yüzüne karşı teşekkür ederim. Her zaman da her yerde de söylüyorum. Yani yeni arkadaşların içerisinde en iyisi Bekir yani. Bunu sağ olun, eksik olmam. Kabul etmek lazım. Ama yeni arkadaşlar da zamanla, çünkü bu iş yani öyle hemen oluşmuyor. Olmuyor. Öğrenilmiyor. Yaşamak lazım. Yani senelerin geçmesi lazım. Bak zaman daha önünde geçti. 56 yıl var. Daha çok yıl var. 56 yıl var. Falan artık. Kim bilir daha neler, yani topluma 60-65'te bulurum ben. Neler vereceksin yani. Daha çok güzel şeyler vereceksin. İnşallah. Allah sağlıklı ömürler versin Allah hepimize. Allah hepimize versin. En başta sağlık. Evet. O zaman biz bir programı Yaşar ufak... Yaşar abi bir şeyi söylesin. Tabii. Güzgüllerini söylesin. Güzgüllerini söylesin. Nasıl sonra... güzel etkileyici söylüyor. Güzgüllerini söylesin mi bize Yaşar abi? Söyler misiniz? Söyleriz değil mi ya, güzgüllerini? Bu güzgüllerini siz niye albüme koymadınız? Bunu bir albüme koysaydınız siz bunu. Güzgüllerini. Bence bunu okuyun siz bir albüm. Canlı canlı okusun, bırak albümü. Hani bir albümde okumanız lazım bunu. Bir single falan düşünmüyor musunuz? Bekir, bana masraf çıkartacağın gibi bir his var. Yapımcı da hazır buradayken diyorum. Bunu albüm şeklinde bir düşünelim bence. Yok onu bana. Yok yok, biz canlı dinleyeceğiz onu şimdi. Bizlerine de okuyalım. Hiç bahar yaşamadım, güz gölleri gibi. Hiç bahar yaşamadım, ya sevmeyi bilmedim yıllarca. Yıllarca ya sevince
şimdi delicesine. Sevmek istesem bile şimdi delicesine. Sevmek istesem bile sonbahar sisi çökmüş üstüme, sevincim buruk yine. Sonbahar sisi çökmüş üstüme, sevincim buruk yine. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bilmedik yıllarca, ya sevince, ya sevince gel. Çok çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Sağ olun. Allah ne muradınız varsa versin. Her şey gönlünüzce olsun. Bu sevgili kardeşlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tekrar belediyemize ve bütün mensuplarına teşekkürler. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlık ve mutluluk içinde kalın. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Küçükçekmece Belediyesi bizlerle sizleri buluşturdu Halkalı Kültür Merkezi'nde. Ve hani Yaşar Özel'i dinlerken farkındasın da böyle insan öyle bir his veriyor ki sabaha kadar dinle gitsin böyle. Ama vaktimiz su gibi geçti. Gelelim buraya. Bir gün gelelim sabaha kadar. Yani. Çok teşekkür ediyoruz Yaşar abicim. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah. Yine İki tane sevdiğim kardeşim. Evet. Gençlik. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ama son bir güzel bir final güzel yapalım mı? Güzel bir şarkıyla beraber final yapalım isterseniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yaşantı var. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı var. Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana. Ne bulduysam kaybetti gönül aşktan yana. Ömür çek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Hadi Cihan, haydi eller, tempo! Thank you.
bırakır gönlümde. Her damla yaş koyu koyu iz bırakır gönlümde. Hayat şarap gibi, keder de var neşede. Hayat şarap gibi, keder de var neşede. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. Ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. Ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. Var olun, alkışlar. Yaşar Özel. Ve birbirinden kıymetli saz üstadlar için gelsin bu alkış. Ve Bekir Ünlü Ater. Hani de, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ay. Evet. Yani 25 Şubat'ta Bekir Ünlü Ater'le birlikte tekrar buradayız. Bu sefer konuğumuz Nalan Altınörs olacak. Yine bekliyoruz efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.